Gece gündüzden iyi akşamlar diliyoruz. İstanat'tan merhaba diyoruz sizlere bu akşam ve İstanat sahnesi İspanyol piyanist ve besteci Ariadna Castellanos'u ağırlıyor bu akşam. Biz de bu akşamki konser öncesinde sohbet edeceğiz kendisiyle. Ama hemen sözün başında bir kez daha bugüne dair notlarımızı sizlere getirelim istiyoruz. Çünkü bugün hüzünlü bir vedayı paylaştık. Biz tiyatromuzun ve sinemamızın ustası sevgili Ayşen Guruda'yı son yolculuğuna uğurladık. Ailesi, sevenleri ve sanatçı dostlarıyla birlikte aynı duyguyu paylaştık. İşte o anlar geliyor ekrana. Dost gibiydi, arkadaş gibiydi. Her şeyi benimle paylaşırdı. Bir annenden öte dosttu. Her şeyi birlikte konuşurduk. Zor günü, iyi günü, kötü günü. Birbirimiz aramızda çeşitli motto veya laflarımız vardı. Yani bu son sürece kadar çok yakın hala dost gibiydik. Bana işimi öğretti. Bana tiyatroyu, oyuncu disiplinini, ahlakını öğretti. Çok değerli bir isimdir. Hakkını ödeyemeyeceğim bir insandır. İyi ki böyle bir anneannem oldu. Çünkü toplumun her kesimini seven, her insandan kucaklaşmayı ve saygıyı her zaman insanların kalbine fazlasıyla aşılamak, sevgiyi paylaşmayı her zaman fazlasıyla aşılamak isteyen bir insandı. Büyük bir yetenekti. O yeteneğiyle hızla zirveye doğru yürüdü, yürüdü. Halk onu bağrına bastı. Aldı götürdü, zirveye oturttu. Senin yerin burası dedi. Çünkü halkım, halkım, halkım diyordu hep. Ben bu halk için varım. Bu nesillerle beraber varım. Ve elinden geldiği kadar da ona bildiği, ettiği sevgisini aktarmaya çalıştı mütemadiyen. Onlarla beraber davrandı, onlarla beraber konuştu. Onların bir bakıma tercümanı da oldu zaman zaman. Onların söylemediklerini söyleyebildi. Ve büyük bir sevda ile doluydu, yüklü gitti. Ve toprağa bol olsun. Ölüm karşısında ne söyleyebiliriz? Hepimizin kaderi ama her ölüm erken. Ayşen de, Ayşen'in ölümü de bizim için erken. Çok güzel yaşadı, onurlu yaşadı. Çok önemli bir sanatçımızı kaybettik. İyi insan, iyi anne, iyi anneanne, cumhuriyet kadını, entelektüel, dost, oyuncu. Müthiş bir insandı. Hakikaten Ayşen'e anlatmak çok uzun sürer. Komedyendi. Komediyi çok iyi bilirdi. Çok güzel anılarımız oldu. Çok sarstı Ayşe'nin gidişi beni. Çok eski arkadaşım, 35 yıllık arkadaşım. Çok uzun süre beraber çalıştık. Çok, çok Türkiye için de çok önemli, çok büyük bir değer yani. Bizim de canımız. Ve iş sanattayız bugün. Flamenco, caz, pop ve elektronik müziği harmanladığı besteleriyle, kendine özgü müziğiyle dünya çapında parlak bir kariyer sürdüren Ariadna Castellanos iş sanat sahnesinde müzikseverlerle buluşuyor bu akşam. Biz de hemen öncesinde sohbet ediyoruz. Ariadna, thank you for joining us. Ariadna, bize katıldığınız için çok teşekkürler. Teşekkür ederim ben. Sizi bir kez daha İstanbul'da görmek harika. Türkiye'ye daha önce geldiğinizi biliyorum. Peki Türkiye ile ilgili, ülkemizle ilgili düşünceleriniz neden, neler? İstanbul'a gelmeye nasıl karar verdiniz? İstanbul'a gelmeden önce Antalya'ya gitmiştim ve daha önce de gelmiştim. Burayı çok seviyorum. Yani bu dördüncü defa gelişim oluyor ama farklı projelerle buradaydım. Buradaki insanlar çok sıcak. İnsanların tepkisi gerçekten çok Akdeniz tarzı, çok sıcak insanlar ve organizasyonlar da her zaman muhteşem oluyor ve bir kez daha gelmekten çok büyük bir memnuniyet duyuyorum. Sizi görmek gerçekten harika. Çok eşsiz bir tarzınız var, farklı stilleri birleştiriyorsunuz. Klasik müzikle cazı, elektronik müziği birleştiriyorsunuz, pop müziği harmanlıyorsunuz. Peki söyler misiniz kendi müziğinizi nasıl ortaya koydunuz, kendi stilinizi nasıl belirlediniz?
Tabii öncesinde üstadlara çok büyük bir saygım var. Flamenco olsun, klasik müzikler olsun ve caz da aynı şekilde. Caz müzisyenlerine de çok büyük bir saygım var ve uzun süredir o tarzları çalıştım. Ustalaşana kadar çalıştım ve ama genç müzisyenlerin de tabii ki bir genç bir müzisyen olarak modern bir müzik yazma düşüncesine kapıldım. Aynı zamanda içimden gelenleri ve modern çağda yaşananları da müziğime yansıtmak istedim. Çünkü biliyorsunuz klasik müzikte çok fazla yeni ses yok. Elektronik müzikle klasik müzikten bildiklerimi buradaki ritim duygusuyla birleştirdim. Üç farklı albüm var ve bunların her biri birbirinden çok farklı diye düşünüyorum. Belli bir stilde müzik yapıyorsunuz ve birkaç yıl sonra başka müzisyenlerle tanışıyorsunuz, onlarla çalışıyorsunuz, dinlediğiniz müzikler değişiyor ve böyle olunca sizin tarzınız da bir hem değişiyor hem de gelişiyor. Tamamen farklı olmuyor belki ama belki biraz daha pop'a kaymış durumdayım belki. Sürekli hareket ediyoruz, sürekli evrim geçiriyor müziğimiz. Yani bu modern çağında bir yansıması değil mi? Çünkü siz günümüzde yaşıyorsunuz, öyle değil mi? Evet, ben de aynen öyle düşünüyorum. Yani kendi bakış açımı yansıtmaya çalışıyorum. Herkes için doğru olmayabilir belki ama ben insanların, tabii benden önce gelenleri çok iyi çalıştım, onlardan bir şeyler öğrendim ama ben de kendi müziğimi yaratmak, kendi müziğimi yazmak, oluşturmak istiyorum. Klasik müzikle başladınız ve öncelikle Londra'da klasik müzik eğitimi aldınız. Daha sonra da Boston'da Berklee Koleji'nde caz eğitimi aldınız. Peki farklı ülkelerde aldığınız bu eğitimin sizin bu farklı disiplinlerde aldığınız bu eğitim müzik kariyerinizi nasıl etkiledi? Klasik müzik tabii ki enstrümanları öğrenmenizi sağlıyor. Çünkü klasik müzik repertuarı hepsinin içerisinde en karmaşık olanı. Çünkü solo piyano için düşünüldüğü için bir orkestra ile çalmaktan çok farklı. Solo piyano için çok fazla büyük bir repertuar ve o repertuarı çalmaya başladıktan sonra doğaçlama yapmaya başladığınız zaman Debussy, Chopin, Beethoven her şeyi kullanabiliyorsunuz. Çünkü doğaçlama yaparken düşünmüyorsunuz. Daha önceden bildiklerinizi harmanlıyorsunuz. Artık sizin bir parçanız olmuş oluyor ve bunları da dışarıya yansıtmış oluyorsunuz. Klasik müzik bir yandan da insana disiplin veriyor. Bu o kadar çok çalışma ve o kadar sert bir disiplin gerekiyor ki çok uzun saatler boyunca pratik yapmanız gerekiyor. Ve bunu sadece müziğe değil, yaşamınızın her açısına yansıtmanız gerekiyor. Çünkü bir noktada bu bir düşünce yapısı yani, öyle değil mi? Evet, kesinlikle bu yapmak istediğiniz, öğrenmek istediğiniz her şey için çok önemli olduğunu düşünüyorum bu disiplinin. Tabii caz kısmına gelecek olursak, aynı zamanda çok da meraklı biriyim. Yeni tarzları dinlemeyi çok seviyorum ve caz müzisyenleri de herkesle birlikte çalabiliyorlar. Özellikle piyano ile birlikte her notadan, her hızda, her tempoda sadece kulaktan dinleyerek çalabiliyorsunuz ve bu avantajı kazandıktan sonra diğer kişinin hangi stilde çaldığını hiç önemi kalmıyor. Sahneye çıkıp direkt daha önce hiç çalmamış olduğunuz birisiyle sahneye çıkıp konser bile verebiliyorsunuz. Berklee'ye gittiğimde flamenco çalabiliyordum ama caz öğrenmek istedim. Bütün harmonileri, kombinasyonları öğrenmek istedim ki böylece kendi müziğimi çalmamın önündeki bir engelden daha kurtulmuş olurum diye düşündüm. Peki kariyerinizin kırılma noktaları ya da en önemli kilometre taşlarını nasıl oldu? Bu Paca de Lucia ve Herbie Hancock gibi büyük müzisyenlerle nasıl tanıştınız? İlk yapımcım gerçekten çok ünlüydü ve ben onun kapısını çaldığımda lütfen dedim, ben piyano çalıyorum, ona yalvardım ve sonunda beni dinledi. Yani çok ısrar ettiniz, öyle değil mi? Evet, çok ısrar ettim ama beni dinledikten sonra o gerçekten en önemli isimleri tanıyordu. Paca de Lucia ve flamenco'nun en önemli isimlerini tanıyordu kendisi. Cotaguica gibi birçok müzisyenle çalışıyordu ve onlarla birlikte çalışınca beni Universal'le de tanıştırdı. Ve bu insanları tanıyorum dedi ve Berklee'deyken de orası da gerçekten işin, müziğin endüstri tarafıyla çok
yakın, içli dışlı ve orada olduğunuz zaman çok fazla çalıyorsunuz, sahneye çıkıyorsunuz. Paco de Lucia da Berkeley'ye gelmişti ve biz de onun müziklerini çalmıştık ve onunla birlikte çalmıştık ve Berkeley gerçekten orada çok önemli işler yapıldı. Yani networking yapmak için, orada ağ oluşturmak için çok önemli bir yer diyorsunuz yani. Evet, sahne almak için de çok fazla fırsat oluyor ve tabii ki önemli insanlarla tanışma fırsatı da buluyorsunuz. Gerçekten inanılmaz, çünkü ilk albümünüzle Latin Grammy'lerine aday gösterildiniz, değil mi? Evet, Flamenco Black and White, değil mi? İlk albümünüzdü. Evet, yapımcım da yılın yapımcısı ödülünü almıştı bu albümle. Şimdi üçüncü albümünüz yolda, doğru değil mi? Evet, ismi de Monster, canavar. Peki sormak zorundayım, size neden böyle bir isim seçtiniz? Neden ilham aldınız? Gerçekten çok uzun bir hikaye ama vaktimiz var, anlatabilirsiniz. Benim ismim Ariadna ve bu Yunanistan, Yunanca'dan geliyor. Ve Ariadna isimli bir Minotaur, bir dev bir canavar hikayesinden geçiyor ve Ariadna'nın da bir labirente giren bir prens var ve ben bu hikayeyi duyduğumda her zaman küçükken babam benim için birçok farklı şekilde anlatırdı bu hikayeyi ve gerçekten kötü adam değilse, canavar değilse ve eğer bu bir masalsa neden kızla canavar aynı kişi olamaz mı? Sizin başka bir tarafınız, başka bir yanınız olamaz mı diye düşündüm. Bu hikaye hoşuma gitti ve bir hikaye yazdım. Birçok karakter içerisinde canavar gerçekten öne geçiyordu. Ve bu albümde de hayali bir evren olduğunu gözlerimin önüne getirdim. Bambaşka bir evrende geçiyor, gelecekte geçiyor. Ve albümdeki her şarkıda hikayenin bir parçasını temsil ediyor. Ve önce labirente girişi ve burada farklı maceraları ve labirentten çıkışı şeklinde, maceraları şeklinde, tabii ki labirentteki canavarın sadece canavar olmadığını, bir yandan da kızın güçlü parçasının olduğunu düşündüm. Yani bu yeşil dev gibi düşünün, herkesin içerisinde bir canavar var. Büyük bir karakter var yani, öyle değil mi? Evet, bir sonraki sefer geldiğim zaman böyle boynuzları olan bir canavarın oyuncağını da getireceğim. Gerçekten böyle de bir hikayesi var. Peki albümü dinlediğimiz zaman günün sonunda büyük bir hikayeyi dinlemiş olacağız, öyle değil mi? Her şey birbirini tamamlıyor şarkı sözleriyle birlikte, bir hikaye oluyor. Haziran ayında sanırım yayınlanacak. Sizi o zaman da görmek istiyoruz tekrar. Umarım. Peki bu akşamki performansla ilgili bir şeyler söyleyebilir misiniz? Yeni şarkılar olacak mı? Yeni albümünüzden parçalar da yer alacak mı? İkinci albümünden bazı parçalar olacak. Flamenco ve elektroniğin bir harmanlandığı bir albümdü. Ve konserin ana kısmı böyle 4-5 parçamda yer alacak. Yeni albümünden bazı şarkıları ilk kez İstanbul konserimde dinleyebileceksiniz. Çok heyecanlıyız gerçekten. Gerçekten çok harika. Çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için. Yeni albümünüzle bir kez daha sizi konuk etmek isteriz. Uğurluyoruz. Bu akşam konser 20.30'da İş Sanat sahnesinde. Ona teşekkür ediyoruz ve hemen ajandamızdan kısa kısa aktaracaklarımız da var. Hafta sonu öncesinde bir performansı daha duyuralım istiyoruz. Kafkas danslarının önemli temsilcisi Dağıstan Lezginka, Türkiye'de ve topluluk 60. yılına özel gösterileriyle bu akşam ve yarın akşam Cemal Reşit Rey'de olacaklar. 28 Ocak'ta da Bursa'da gösterileriyle yine sanatseverlerle buluşacaklar. Ve sinemaya dair bir son gelişme, özellikle sinema severleri çok mutlu edeceğini düşündüğümüz haber. Biliyorsunuz sinema yapımcılarıyla sinema salonu işletmecileri arasında yaşanan anlaşmazlık dolayısıyla organize işler Sazan Sarmalı'nın vizyon tarihi ertelendi demişti Yılmaz Erdoğan. Ardından meclisten sinema yasası geçti. Sinema yasasının ardından da uzlaşmanın sağlandığı haberleri geldi ve şimdi duyuruyoruz. Organize işler Sazan Sarmalı 1 Şubat'ta vizyona giriyor. Seyircisi de merakla bekliyordu. Bunu da böylece duyurmuş olalım. Yok öyle.
Böylece tamamlıyoruz biz bu akşam gece gündüzü. Haftayı tamamlarken, iyi hafta sonları derken yeni haftada görüşmek dileğiyle diyoruz.